Şimdi efendim Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli'ye konuşmaları için mikrofonu uzatıyoruz. Buyurunuz. Evet Sayın Bakanım, değerli genel müdürlerim, değerli arzum, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii ben çok yakın bir zamanda bir teknoloji şirketindeydim. Teknoloji ile tarım nasıl birleşir, bilgi ile tarım nasıl birleşir, bunların işte arayışı içerisindeyiz. Tabii çok güzel bir laf var hepimizin bildiği, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Hakikaten çok önemli ve çok anlamlı bir laf bu. Tahminen 2035 yılına varmadan önce dünyada bir şirket olacak. Bugün henüz kurulmamış, adı belli olmayan ama eğitimde öncü olacak bir şirket ve değeri trilyon dolarlarla. Yani bugün dünyada ne kadar değerli şirket varsa ondan daha değerli olacak bir şirket olacak. Bunu niye söylüyorsun bu toplantı diyeceksiniz. Bilginin önemi için söylüyorum. Geleceğimizdeki 10 yıl bilginin ve datanın çok önemi olacak. Şimdi kısa bir tarımla ilgili de vizyon turuna çıkalım. Dünyayı ele alalım. Dünya 7,5 milyar insan var. 9,1 milyar insan olacak 2050'de. Şehirleşme dünyada bugün %55, %70 insan şehirlerde yaşıyor olacak. Bugün gıdadaki üretimimiz kilokalori olarak 6 trilyon kilokalori. Dünya nüfusunun ürettiği. Ama 2050 yılında da 9 trilyon kilokalori üretilecek. Yani köyden kente göç hızlanıyor ve gıda üretimini de %50 arttırmamız lazım. Bu çok zor bir ev ödevi. Bu sadece Türkiye Tarım Bakanı için zor değil, tüm dünyadaki tüm ülkeler için çok zor bir ev ödevi. Bu teknolojisiz, datasız, bilgisiz asla olamaz. Şimdi en stratejik sektör bana göre tarım sektörü. İleride hangi sektörler önemli olacak diyorsanız bana göre önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl tarım sektörü çok önemli olacak. Bizim bakanlığımızın tabii ilgi alanlarına giren su dünyada çok çok önemli olacak. Dünyayı doyuran bana göre dünyanın lideri olacak. O yüzden biz bugünkü topraklarımızın kıymetini bilmeliyiz. Bugünkü suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Eğer yarınları iyi anlamda hedeflemek istiyorsak. Şimdi tarım 4.0 diye bir şey konuşuluyor. Her şeyin bir 4.0 var. Sanayinin var, tarımın var. Her şeyin 4.0 var. Ama tarım 4.0'da da işte dünyada neler kullanılıyor? Otonom traktörler. Artık üzerinde sürücüsü olmayan traktörler büyük büyük tarlaları ölçek ekonomisiyle sürüyor. Dronlar kullanılıyor. Birçok konuda sensörler kullanılıyor. Meteorolojide ben yaptığım için söylüyorum. Geçmişte çok uluslu bir firmaya, yurt dışında bir istatistik firmasıyla birlikte çalışarak bir modelleme oluşturduk. Yarınki emtianın fiyatını, yani 3 ay, 5 ay sonraki emtianın fiyatını meteorolojik verilerle aldık ve bunu yorumladık. Yani dedik ki senin Mart ayındaki fiyatını Temmuz ayındaki hava sıcaklığı, Eylül ayındaki yağış, Kasım ayındaki donla %95 açıklayabiliyorum. Bunun anlamı tarımda ve ölçek ekonomisinde para anlamına geliyor. Yani gene bilginin ne kadar önemli olduğunu göstermiş oluyor. Tabii dijital tarım uygulamalarıyla da verimlilikleri %25 arttırabiliyorsunuz. Meteoroloji verileri sadece yarının fiyatını bilmek değil, meteoroloji verilerine dikkat ederek çiftçilerimiz, üreticilerimiz gene %25 daha verimlerini arttırabiliyorlar. Yani bilgi toplumu olduğunuz zaman lider konumda oluyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi tabii bunu nasıl bağlayacaksın? PTT kartında faydalarına gelelim. Ben her iki genel müdürüme de bu inisiyatifi aldıkları için teşekkür ediyorum. Çok çok faydalı. İleride gerçekten üreticimizin en büyük faydasına olacak işi yaptık diye düşünüyorum. Gerçekten şu anda benim bakanlığım aşağı yukarı 2,5 ay kadar oldu. Bakanlığımda yaptığım en güzel, en kıymetli icatlardan birisi diyebilirim. Şimdi buna çiftçimiz neye kazanıyor? Ben ufak kelimelerle kuruyorum ki çiftçimize tam hitap edelim. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak. İsterse bu kartla krediyi kullanacak, hasat gününü beklemeden, hasattan önce paraya ulaşımı bir defa olacak. Evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. Paraya ulaşımı var. İsterse gübresini bu kartla alacak, mazotunu bu kartla alacak,
yemini, suyunu, isterse danışmanlık hizmetini ve tüm hizmetleri bu PTT kartla alıyor. İnşallah proje destekle, yani proje olarak da tarımsal destekleri bu kart üzerinden verebilir miyiz? Tarımsal desteklerin bir kısmını aynı, bir kısmını maddi olarak bu kart üzerinden verebilir miyiz? Bunlarla çalışıyor olacağız. Yakın zamanda bunu da tarım kredi kooperatifleri de çalışıyor, yani neticelendiriyor olacağız. Ben bakanlığa geldiğim zaman bir sözüm vardı, üreticiyi iyi tanıyacağım. Yani hep şunu diyorum, her zaman işte bakanlıklarda oturuyoruz, kravatlı abiler, bir kararlar alıyoruz. Hep de iyi niyetle almıyor bu kararlar. Hiç kimse de kötü niyetle almıyor ama. Gerçekten dokunduğunuz yerde, yani işin olması gerektiği yerde almıyorsunuz bu kararları. Zaman zaman masa başlarında bu kararlar alınıyor. Bunların da etkileri başlangıçta konulan bu iyi niyetler gibi olmayabiliyor. Şimdi bizim üreticiyi daha iyi tanımamız gerekiyor. Daha iyi tanımamız için de üreticiye dokunmamız lazım. Dokunmak da her zaman karşılıklı üreticiyle konuşmak da değil. Üreticinin eğer biz hareketlerini takip edebiliyorsak, nerede ne aldı, hangi gübreyi kullandı, ne kadarlık bir alanda bu gübreyi kullanıyor, ne kadar sulama kullandı, bütün bu bilgileri eğer takip edebiliyorsak, üreticimize daha iyi hizmet vereceğiz. Bu kartla üreticimizi daha iyi tanıyacağız, daha iyi hizmet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir güçlü ülke tarifi var. Güçlü ülke tarifinde diyor ki, yani ordusu, ekonomisi, diplomasisi güçlü ülke değil. İlla ki tarımda da güçlü bir ülke olmamız gerekiyor. Eğer yarınları hedefliyorsak böyle olmamız gerekiyor. Ben aynı zamanda bir çiftçi olarak burada kendi adıma basılmış bir kart görüyorum. Sayın Bakan, bunun ufak versiyonu varsa ben yanımda götürüp kullanmaya başlamak istiyorum. İnşallah ufak versiyonda basmışlardır arkadaşlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanımıza. PTT'nin de nereden nereye geldiğini, elini attığı her alanda nasıl güçlü bir yapıya kavuştuğunu da biliyorsunuz. 1995 yılında Telekom'dan ayrılan ve sonunun geldiği söylenen PTT teşkilatı adeta küllerinden yeniden doğarak dünyanın en büyük markalarından biri haline dönüşüyor. Yeni hizmetlerle birlikte çağın teknolojik gelişmelerine de ayak uyduruyor. Artık PTT selsiz, PTT banksız, PTT kargosuz, PTT matiksiz bir Türkiye düşünemiyoruz. 458 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini PTT yapıyor. Türkiye'nin köyünde, kasabasında, bucağında, tüm alanında tam tamına 5021 iş yeriyle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış 3133 adet PTT matik ile gücüne güç katıyor. Şu anda ülkemizde 1309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde PTT matik dışında hiçbir bankamatik bulunmuyor. İşte tarım kart ile çiftçimiz de artık PTT'nin gücünden daha da faydalanacak. Adeta gücüne güç katacak. Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına PTT kart dağıtılacak. Tarım kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar Türk lirası nakdi, 6 milyar Türk lirası da aynı kredi ödemesi sağlanabilecek. Kooperatif üyelerinin PTT'ye ait iş yeri ve ATM'lerde PTT kart ile yapacakları iş ve işlemlerde hiçbir komisyon ya da işlem ücreti de alınmayacak. Çiftçimiz bu projeyle daha uygun şartlarda kredi ve destek alacak. Böylece ürünü daha bereketli olacak. Değerli konuklar,
her işte olduğu gibi yeni yılda hizmete girecek olan tarım kartla nihai amacımız yüzlerin gülmesi. Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar uzandıkça, ağlar örüldükçe hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi elden bırakmayalım. Sözlerimi burada sonlandırırken bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Tarım Kredi ve PTT yönetimini tebrik ediyorum. Bu programda bizi yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Tarım kartın çiftçimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ülkemize, memleketimize.